azalma %30'lar civarında bir azalma var. Çok ciddi bir rakam. Şey azalıyor, dış ticaret farkı giderek azalıyor. Mesela Ocak-Ağustos kıyaslamasında, 2008-2009 kıyaslamasında %38 azalışla 130 milyardan 80 milyara düşüyor. Bunlar tabii küçük rakamlar değil. İhracat fazlası bu. Evet. Bir yanda işsizlik, bir yanda 2008'de başlayan krizin etkileri, diğer tarafta ihracattaki azalma. Yine aynı şekilde Alman bankalarına verdiği destek ve ayrıca da kriz nedeniyle aldığı tedbirler nedeniyle bütçedeki ciddi açıklar esasen Alman ekonomisinin en ciddi sorunlar olarak bu karşımızda duruyor. Peki Almanya'da yaşayan Türklere baktığımız zaman doğal olarak bu ekonomik krizler Almanya'da yaşayan, sadece Almanya değil Avrupa'nın birçok ülkesinde bu krizin etkileri çok derinden hissedildi. Avusturya mesela bu konuda en az etkilenen ülkelerden bir tanesi. Ama Almanya'da bunu çok ağır bir şekilde görüyoruz ve özellikle bu krizin yansıması göçmenler üzerinde, dolayısıyla orada yaşayan Türkler üzerinde gerçekten çok ciddi olumsuz etkiler yaratıyor. Bizim vatandaşlarımız ve soydaşlarımız bu krizin etkilerinden daha kolay kurtulabilecekler mi? Ne yapmaları gerekiyor? Maalesef bu tür krizlerde en fazla etkilenen ilgili ülkede yaşayan azınlıklar oluyor. Almanya'da da tabii bunun başında bizim vatandaşlarımız geliyor. Fazlasıyla etkilenecekler bu şeyden. Ekonomideki düzelme maalesef işsizlikte de azalmaya yol açmıyor. Yani paralel gitmiyor. Tam tersine demin de bahsettiğim gibi 2010 yılında işsizlik oranının %10'ların üzerine çıkacağından bahsediliyor. Dolayısıyla bizim vatandaşlarımız bundan etkilenecekler. Ama Almanya'da bu krize rağmen işsizlik esasen krizle paralel artmadı. Onu da bir takım tedbirler aldılar. İşte çalışma saatlerini kısaltma şeklinde. İşte büyük şirketler özellikle fazla işçi çıkarmadılar. Ama tabii koşullar zorladığı zaman işçi çıkarma durumu da söz konusu olacak. Esasen 2010 yılında bir artıştan bahsediyorsak bunun karşılığı zaten işçi çıkarması demek oluyor. Bizim vatandaşlarımız ne yapabilir? Bazı konular bizim vatandaşlarımızın dışında gelişiyor. Büyük şirketler işçi çıkarma kararı aldıklarında, iş azaltma kararı aldıklarında bunda bizim vatandaşlarımızın etkileneceği kesindir. Burada belki harcamalarda biraz daha dikkatli olmak lazım. Belki bir takım kararları yatırıma gerek bireysel gerek şirket anlamında bir takım yatırım kararlarını daha dikkatlice almak lazım veya ertelemek lazım. İşte kimine göre ikinci bir dip söz konusu, demin sizin de bahsettiğiniz söz konusu olabilir deniyor. Kimine göre kesin olarak çıkıldı deniyor ama çok net bir tablo yok. Efendim şimdi tabii kriz ve ortada şu anda konumuz olan önemli bir banka var. İşbank GmbH. Ben zaman zaman bazı şeye de şahit olmuşumdur. Ya bizim İş Bankası havale yapıyor mu? İşte buradan havale gönderilebiliyor mu? Yani bu kadar da uzak kalmış insanlarımız olabiliyor ama siz de izliyoruz. Belli bir süreden beri İşbank GmbH'nın daha da büyük adımlar atması için çok ciddi çabalar gösterdiniz ve Almanya'daki İşbank GmbH şubeleri gerçekten yüzümüzü ağartan şubeler olarak karşımıza çıktı. İşbank GmbH ferdi kredi veriyor mu? İşbank GmbH havale yapıyor mu? Biraz da hayatın bu gerçeklerinden yola çıkalım. Çünkü özellikle krediler konusunda vatandaşlarımızın ve soydaşlarımızın ciddi ihtiyaçları var ferdi krediler açısından da. Ve bizim anane ve geleneklerimiz ve göreneklerimiz çerçevesinde biliyorsunuz ki kriz de olsa düğün varsa düğün ertelenmez. Nişan varsa nişan ertelenmez. Bir de memleket hasreti var. Türkiye'de gelip gidecekler. Bayram geliyor. Ve bu kriz içerisinde de bunlardan da ancak birçoğu belli kredilerle çıkış yapabilecek. Şimdi bu konuları sizden dinlemek istiyoruz. Biz yaklaşık 6 ay önce bir anket yaptırmıştık. Vatandaşlarımız İşbank GmbH'ye nasıl bakıyorlar diye. Bizim Almanya'da yaşayan vatandaşlarımızın %95'i İşbank GmbH'yi çok iyi tanıyor ve mutlaka bir şekilde birkaç kere veya halen İşbank GmbH şubelerine gidiyorlar. Ama bir ikinci soru vardı ki o çok da istediğimiz cevabı alamamıştık o soruda.
Havale dışında İşbank GmbH şubeleriyle çalışıyor musunuz şeyine? Çok az bir kesim o. %95'lik kesimi. %5'lik kesim evet İşbank şubeleriyle başka tür bankacılık işlemleri de yapıyoruz şeklinde cevap vermiştim. Tabi burada sorun kusur bizde. Vatandaşlarımızla bir alakası yok bu o yaşanan durumun. Biz çok iyi anlatamadık başka işlerde yaptığımızı, başka bankacılık işlemlerde yaptığımızı. Şunu söyleyebilirim çok net bir şekilde. Almanya'da herhangi bir Alman bankası hangi bankacılık işlemlerine aracılık yapıyor ise İşbank GmbH'de aynı bankacılık işlemlerine aracılık yapıyor. Yani bir Alman bankasından farkı yok. Hiçbir farkımız, yok. Hatta Alman bankalarına göre artımız var. Şöyle artımız var. Bir takım işleri Türk bankası olmamız itibariyle Alman bankalarından daha iyi yapabiliyoruz. Bu nerede oluyor? Birincisi Avrupa'ya yatırım yapmak isteyen Türk girişimciler. Avrupa'ya yatırım yapmak isteyen Türk girişimcilere biz daha kolay kredi verebiliyoruz. Biz Almanya ile ilgili daha yardımcı olabiliyoruz. Çünkü biz Türkiye'deki Türk girişimcilerini gayet iyi tanıyoruz. Aynı şekilde Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen Alman girişimcilere de aynı şekilde yardımcı olabiliriz. Zira kendi ülkemiz. Alman girişimcilerin ürkekliğini gidermek, Alman girişimcilerin bu konudaki tereddütlerini gidermek bizim açımızda çok daha kolay ve çok daha izah edilebilir. Bir diğer konu yine Türkiye'de gayrimenkul almak isteyen gerek Alman gerek Almanya'da yaşayan vatandaşlarımıza sadece Almanya değil aslında Fransa, İsviçre, Hollanda, Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımıza konut kredisi verebiliyoruz. Onun dışında ihtiyaç kredisi diye tabir edilen bireysel tüketici kredilerinin tamamına yakınını veriyoruz. Ve faiz oranlarımız gayet iyidir. Alman bankalarından daha kötü değil. Hatta daha iyidir. Zaten ben burada vatandaşlarımıza şunu söylemek istiyorum. Bu tür kredi talepleri olduğunda faiz oranına çok fazla bakmasınlar. Aylık ne kadar taksit ödeyecekler ona baksınlar. Çünkü faiz oranları düşük tutuluyor ama bir takım yan masraflarla, bir takım sigortalarla maliyet yükselebiliyor. Vatandaş çok basit bir şekilde 10 bin euroluk bir kredi aldığında, bir yıl vadeli 10 bin euroluk bir kredi aldığında ayda kaç lira taksit ödeyeceğine bakmalı. Orada X bankasının faiz oranının 7, diğerinin 8 olduğu çok önemli değil. X bankasında aylık ne kadar taksit yatırıyor, Y bankasında ne kadar yatırıyor bu kısmına bakmalı. Bu konularda da rekabet edebilir faiz oranlarımız var. Hem şey tarafında, kredi tarafında hem mevduat tarafında. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Daha İş Bankası, İşbank GmbH ile daha doğrusu ilgili bir yığın sorum olacak. Ama isterseniz bir Avusturya'ya doğru yola çıkalım. Orada bir konser vardı. Biraz da kulaklarımızı müzikle dolduralım. Sevgili izleyiciler, sevilen sanatçı Selim Gürgören Avusturya'nın Linz kentindeydi. Seçimler öncesinde, yukarı Avusturya'nın başkentidir Linz kenti. Seçimler öncesinde bir konser verdi. Bu konsere bölgenin politikacıları da katıldı ve Avusturya Genel Temsilcimiz Ali Tarakçı da bu konseri sizler için izledi. Avusturya'nın Linz kentinde Event Kompensentrum'da düzenlenen Selim Gürgören konseri hayranları tarafından büyük ilgi gördü. Bayram özel eğlencesi olarak düzenlenen konserde SPÖ'lü Vels Belediye Başkanı Peter Koyt, Şehir Planlama Sorumlusu Klaus Luger, Doktor Selçuk Ergüvenç, Migralya'da görevli Ahmet Kaya ve iş adamı Kenan Linzer kısa kısa konuşmalar yaparak gençlere seçim dönemi hakkında bilgiler verdi. Selim Gülgören'in sahneye çıkmasıyla ise coşku daha da arttı. Samimi ve sıcak sahne performansıyla herkesi büyüleyen Selim Gülgören, Avrupa konserleriyle başlayan yeni projelerini temsilcimiz Ali Tarakçı'ya anlattı. Baba Ocağı devam etmiyor. Baba Ocağı bitti. Artık Bülent Seyhan sayesinde, onun önderliğinde ve Faktör Müzik, Önder Örs ve Kemal Şen Avrupa turnesinde. Evet, yakın dostlarımız. Evet, yakın dostlarımız Önder Örs ve Kemal Şen Faktör Müzik.
Çok güzel bir turne hazırladı bize. Onlarla çalışıyoruz Avrupa turnesinde. Turnenin hemen ardından albüm çalışmaları var.